Senin gerçekten bunun içinden çıkmak için umutlandığın dönemlerin var. Gelinlik umudun devam Kayseri. ediyor. Ve bir de aşık oluyorsun hatta. Nasıl? Olmaz olsaydım ya. Gerçekten olmaz olsaydım. Yani Kayseri genel evindeydim o zaman. Allah'tan bir patron biraz iyi çıktı. Yani biraz, dört dörtlük diyemiyorum. Biraz iyi çıktı. Haftanın böyle bir günü, 15'te bir bütün kızları toplardı. O zaman böyle çok şey gazinolar yok. Çay bahçeleri gazino gibiydi. Bizi bir çay bahçesine götürdü. Şarkıcı. Hoşlanmaksa evet hoşlanmak, sevmekse evet sevmek. Aslında o da sevgi değildi. O da hoşlanmak değildi. Belki benim için o da bir kurtuluştu. Aslında her baktığım erkeğe ben belki beni hani çıkarırsa, evlenirse benle ben kurtulurum. Aslında ama hep medet, umut. Bir umut. O umudu hala kaybetmedim. Ama kaybetmek üzereyim. Meğersem bizim patronum ahbabıymış babası. Ya işte şarkılar söylendi, eğlendik, yedik, içtik. Anne bizi aldı getirdi. Arzu anne Allah rahmet eylesin. Rahmet ediyorum çünkü ona. İyi bir gün yaşattı bize. Geldik. Bir gün, iki gün falan derken gittim anneyle konuştum. Anne dedim ya böyle böyle işte bunu tanıyorsun. Bu kim? Dedi çok mu hoşuna gitti? Dedim hoşuma gitti. Geldi işte dışarıda masalar kuruldu, ızgaralar yapıldı, yemekler yendi falan filan. Tanıştık. Babasına söylemiş herhalde. Babası beni çağırdı, sardı. Sen benim gelinim olacaksın. Allah dedim hayat tamam. Dört dörtlük her şey. İşte tanışıldı, edildi. İkinci hafta gene gittik çay bahçesine. Tabii ondan sonraki hafta bunların programı bitti, gidecekler. Baba oğul gidecek. Beni de istediler. Gelir misin bizimle diye. Yani tabii ki gelirim, gelinim dedin. Evlendireceksen ben gelirim. İşte arayış arıyorsun ya, bir kurtuluş arayışı arıyorsun ya. Evet gittim. İstanbul'a geldik tekrar biz. İstanbul'da yani bir aya yakındır çalışmadım. İşte eşiyle tanıştırdı, yani çocuğun annesiyle tanıştırdı. Ailesinin ortamına girdim. Aile ortamı çok güzel, çok sıcak, sevecen. Ama bu böyle de sürmedi. İşte birazcık bazı yerlere araştırmış herhalde patron arama etme olayı. Edirne patronunu arıyor. Seni dedi bir yerle tanıştıracağım dedi. Tamam baba dedim. Baba diyorum çünkü artık babam yani o benim. Edirne patronu geldi işte tanıştık ettik şudur budur falan filan derken beni Edirne'ye gönderdi bu. O dönemlerde de bu işte kendini biraz meşhur etme olayındaydı. O zamanın parası yüklü bir para alındı üstümden. Alınmış daha doğrusu patronla babası arasında. Ben bunu bilmiyordum. Sonra işlemlerim bitince Edirne'de bana dediler ki ne bu kadar borcun var. Nasıl yani benim bu kadar borcum var? Hesap bilmiyorsun çünkü ben okuma yazma da bilmiyordum açıkçası o dönem. Ben sonradan okumayı yazmayı öğrendim. Gece okulundan aldım ben şimdi diplomalarımı. Bilmiyorum. Öyle dedi yani bunu çalışıp ödeyeceksin. Tamam çalıştık ödedik. Ama her hafta ayrı bir borç çıkıyor. Çalışıyorsun, tam borcu bitirmek üzeresin, bir borç daha çıkıyor. Bu da 4 yıl sürdü. Artık yeter yani. Yeter. Ve benim sırtımdan Adana'da 4 katlı bina yaptılar. Durmak yok yani 4 yıl hiç sokak yüzü görmedim ben. Sen bir gün bunun biteceğini ve o şarkı söyleyen oğluyla bir şekilde hoşlanmak diye düşündüğün o Evet, duyguyla evlenmeyi evlenme bekliyorsun. hayalim var. Artı işte bunun için para alıyoruz. Bu kadar para alıyoruz. Ya baba bu parayı ne yapıyorsun? İşte bunu şöhret edeceğim. İşte şuna masraf yapıyorum. İşte kıyafetini alıyorum derken onlar bitti. Bir takım bir şeyleri piyasaya çıktı. Bu sefer de ev olayı girdi. İşte arsası varmış. Arsaya 4 katlı bina dikelim. İşte en üst katı senindir. Sana vereceğim. Orası da bitsin.
Baktım ki bu işin gidişatı ya. Aslında o benim aşkım değildi. Aşk da değildi. O bir kurtuluş. Yani bir çıkar yol, bir çareydi. Belki ben o çareyi onlarda aramaya çalıştım ama o da yanlış bir çareydi. Tabii farkına varıyorsunuz. Varınca da zaten iş işten geçmiş oluyor.